Work and Travel'dan bahsedeceğim. Benim videom olduğu için rahat olmam gerekiyor. Benim kanalım. Az önce yeni kanalda için video çektik, çok gerildim. 2016 yılında yaptım ben Work and Travel. Son senemdi üniversitede. Son senede de yapabiliyorsunuz. 4 sene boyunca yapma hakkınız var. Uzatırsanız yapabilirsiniz. Tabii belli bir ortalamanız olması gerekiyor ama çok fazla bir şey değil. 2,5 üzerinde olursa ortalamanız yeterli. Belli bir program ücreti var. Benim zamanımda dolar böyle 2,90'dı sanırım. 2,80 falandı. Sonra arttı tabii, ben oradayken 3'e falan arttı. Hatta 3'te geçmiş olabilir. O zamanlar program ücreti 1600 dolardı. Şu an baktım genelde 2000-2500 dolar arasıymış. O dönemde mesela borç alarak gelen arkadaşlarım vardı. Ben de yazın para biriktirip gelmiştim. Bir sene boyunca böyle para biriktirmiştim. Ve orada çalışırken yaklaşık bir ay içerisinde o parayı biriktirip aldıkları borcu ödeyebildiler. Yani tamam, fazla para veriyorsunuz ki şu an dolar çok fazla. 2500 dolar vermek kaç paraya denk geliyor? 2013 bin lira falan yapıyor galiba. Yani bayağı fazla ki uçak bileti de eklenecek buna. Vize ücreti de eklenecek. Vize ücreti sanırım 160 dolar. Hala öyle aynıymış. 160 dolar. Tabii reddedilirseniz tekrar randevu almanız gerekiyor. O zaman yine 160 dolar vereceksiniz. Sonra başka birkaç tane daha oluyor. 35 dolarlık bir şey daha veriliyordu. Yine işlemlere. Uçak ücreti var. Ki uçak biletlerini önceden alırsanız çok uyguna getirebilirsiniz. Bunlardan tek tek bahsedeceğim. Biraz sakin olayım, değil mi? Evet, belli bir ücret ödüyorsunuz. Belki fazla bir ücret ödüyorsunuz. Ama orada çok rahat bunun parasını geri kazanabiliyorsunuz. Çok daha fazla para kazanıp geri dönebiliyorsunuz. Ki orada da gezebiliyorsunuz. Birkaç işte çalışabiliyorsunuz. Buradan işiniz belli oluyor. Kalacağınız yer, işiniz, her şey belli oluyor. O şekilde gidiyorsunuz. Gittiğiniz zaman farklı işler de bulabilirsiniz. Birkaç üç işte çalışan arkadaşlarım var. Genelde çalışma saatleri de sabah 9'dan akşam 4'e kadardı. Ama yoğunluklara göre değişiyordu. Sezona göre değişiyordu. Daha az çalıştığımız da oluyordu. Bazen 2'ye kadar çalışıyorduk. 2'de bitiyordu işimiz. Bazen 5'e 6'ya kadar sürüyordu. Tamam, şimdi ben anımdan bahsedeceğim bir nevi. Direkt böyle pat pat bilgileri vermek yerine ne yaptım, ne ettim ondan bahsedeyim. Sürekli aklımdaydı Work and Travel yapmak. Ki çalışmayı hiç sevmem. Ama mecburen böyle ucuz yollu yurt dışına çıkabilme fırsatı için en kolay şey Work and Travel yapmak sanırım. Şu an mesela deniyorum. Programlar çok pahalı. Work and Study diye bir şey var. 26 bin ya da işte 38 bin lira falan istiyorlar. Hayır, o kadar parayı bulacaksınız da gideceksiniz de çok daha zor. En kolayı Work and Travel ya da Erasmus gibi geliyor bana. Ve İngilizcem çok kötü olduğu için 4 sene boyunca böyle hep erteledim. Biraz daha İngilizcem düzelsin, seneye giderim. Orada rahat edeyim, daha düzgün bir işte çalışabileyim, başıma bir şey gelmesin diye. Korktum yani. Hatta 3. sınıftayken gittim şirkette görüşmeye. Görüştükten sonra dedim ki yok dedim, benim biraz daha İngilizcem düzelsin. Çok kötü bir şey yaptım, mikrofonumu çalıştırmayı unutmuşum. Mikrofonla hep başımız dertte. Geçen müze videosu olsun, şimdi olsun, alışamadım buna. Çok da güzel takmıştım halbuki. Artık bu aşamadan sonra hallederiz. Tamam. Şimdi evet, mikrofonla devam edeceğim. Evet, İngilizcem kötü diyordum. 3. sınıftaydım. Evet, 3. sınıftayken gittim şirkete görüşmeye. Dedim birazcık İngilizcemi düzelteyim, bir sene önce kursa gideyim, sonra gideyim son sene. Bir sene kursa gittim. Böyle o yoğunlukta bazen gittim, bazen gidemedim. Geliştiremedim İngilizcemi. Saçma sapan bir kursa gittim zaten. Kesinlikle önermiyorum. Neydi? Tabii düzgün giderseniz belki evet avantajı olabilir ama grameriniz eksikse ve gramerinizi tamamlamak istiyorsanız Wall Street'e gitmek çok mantıklı değil. Tamamen İngilizceniz iyi ve konuşarak geliştirmek, pratik yapmak istiyorsanız biraz daha gidebileceğiniz bir kurs bence. O yüzden bana hiçbir işe yaramadı. Son sene oldu, artık son şansım, gitmem gerekiyor dedim. Gittim, görüştüm. Beşiktaş'ta bir şirketti. Neydi? Troy adında bir şirketti. Adı değişmiş olabilir ama Troy diye ararsanız muhtemelen yine çıkar. Ki oradan biri daha sonra Abaküs'e geçti. Abaküs de önerebileceğim bir kurum. O yüzden Abaküs'e de gidebilirsiniz. Ama ikisi de iyidir, ilgilenirler. Gittim. Başta böyle oradaki insanlar çok iyi ilgileniyorlar. Genelde böyle olumlu konuşuyorlar zaten. Ki ben Work and Travel yaptıysam herkes yapar. Çünkü İngilizcem berbat. Genelde böyle başıma saçma sapan şeyler geldiği halde bir şekilde yaptım yani. O yüzden herkes yapabilir. Çok rahat gidin yurt dışına üniversite okuyorsanız. İngilizcemin kötü olduğunu söyledim. Uygun musun, değil misin diye bir mülakat yapalım dediler. Tabii çok gerildim. Ben böyle mülakatlarda inan biliyor. Evet, terliyorum, titriyorum, böyle inanılmaz geriliyorum. Çok kötü hissediyorum kendimi. Ama zaten şey, rahattım bu konuda. Hani ya olsun olmasın kafasında olduğum için. Tamam dedim, iyi yapın dedim. Ki zaten ilk yapılan mülakat şirketin elemanıyla yaptığınız bir mülakat. Amerika'dan biriyle Skype'tan görüşüyorsunuz. Ve bu sizi işe alan biri değil. Gayet rahat olabilirsiniz. Sadece
programa uygun musunuz, değil misiniz diye bakıyorlar. Eğer uygun değilsen biraz daha çalış diyebiliyorlar. Ki yaptım mülakatı, bir sorun çıkmadı. Tamam, uygun dediler. Biraz daha hani kendi geliştirmen açısından İngilizce çalış bu dönemde dediler. Tamam dedim. Genelde takside bölebiliyorlar bu ücreti. Dönem dönem ödeyebiliyorsunuz. Belli bir tarih var. O tarihe kadar ödemeniz gerekiyor tabii. Programa yazıldım. Evime gittim. Bütün süreci zaten şirket sizin için hallediyor. O yüzden çok rahatsınız. Gerekli belgeler istiyorlar işte. Şu belgeyi getiriyorlar. Yok öğrenci belgesi, yok bilmem ne belgesi. Nüfus müdürlüğünden bilmem ne. Tamam, onlara gidiyorsunuz, veriyorsunuz. Sizin yerinize her şeyi hallediyorlar. O açıdan rahat. İş bulma açısından da belli işler öneriyor size şirket. Şunda şunda çalışmak ister misin? Eğer kafanıza yatıyorsa tamam diyorsunuz. Ki ben en böyle İngilizcesi olmayanların yaptığı basit işlerden biri olan housekeeper olarak çalıştım. Otelde temizlik yaptım yani. Kolaydı, fena değildi ki çalıştığım yer açısından çok rahattım. Neyse oraya da sonra geleceğim. Adam hep atlıyorum. Sizi orada karşılayacak kuruluştan mülakat yapıyorsunuz. Bu kuruluşta yine Skype'tan oluyor görüşme. Bunda biraz daha gerilebilirsiniz belki ama yine rahat olabilirsiniz. Skype üzerinden size çok basit sorular soruyor. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nerede okuyorsun? Geçen sene ne yaptın gibi böyle havadan sudan konuşuyor. Bu mülakatı geçtikten sonra işleri önerdiklerinde size bana bir iş önermişlerdi. Daha sonra ben tamam demiştim ama İngilizce seviyesi olarak daha yüksek istiyorlarmış. O yüzden hiç mülakat bile yapmadılar, olmaz dediler. Başka bir işte de şu çalıştığım yerde işte mülakat istemiyorlardı. O yüzden hiç mülakata girmek zorunda kalmadım. Çok rahat bir şekilde gittim. Nasıl bir iş bu? Ama ben çalıştığım yer açısından çok şanslıydım. Patronlarım açısından çok şanslıydım. Çünkü çalışmayı sevmediğim biri olduğunu söylemiştim. Gün içerisinde mesela canım çalışmak istemiyordu. Eğer sezon da çok yoğun değilse gidip patrona direkt şey diyordum. Bugün çalışmasam olur mu diyordum. Bugün bana ihtiyacınız var mı diyordum. Yok sen bilirsin diyordu. Tamam diyordum. Çalışmıyordum o gün. Yatıyordum bütün gün. Yani arkadaşlarım 4-5 işte çalışırken ben evde yatıyordum rahat rahat. Peki arkadaşların kaç para getirdi? Gerisinde sen kaç para getirdin? Ben ya o hiç çalışmama halimle, haftada böyle 3-4 gün çalışmamla ne kadar getirdim? $1000 belki getirmişimdir, evet. Muhtemelen öyledir. Peki arkadaşların kaç $1000'la geri? Onlar çok daha fazlasıyla dönmüşlerdi. Bayağı para bitirip döndüler ya da orada harcadılar. Gezerken harcadılar. Ben çok da gezmedim de. Ben sadece hani yurt dışına çıkayım. Yani farklı insanlarla tanışayım. Onlarla iletişim kurayım. Hem İngilizcem gelişsin. Hem de gerçekten çok farklı bir ortam oluyor çünkü. Üniversite 2'ye giderken İngiltere'ye gitmiştim. Bir yaz okuluna. Hem İngiltere'ye gittin, hem Amerika'ya gittin. Hala İngilizcem yok. Niye İngilizcem? Hala yok. Çünkü sadece Türklerle arkadaşlık kurdum. Alakası yok. Yok. İngiltere'ye kuzenimle gittim. O dezavantaj olabilir. Haliyle kuzenimle konuşurken sürekli Türkçe konuşuyordum. Ama Amerika'dayken genelde yabancıydı arkadaşlarım. Bir tek o da arkadaşım Türktü. Onun dışındakiler en yakın arkadaşım Tayvanlıydı işte. İspanya. Ve o arada geliştiğini söyleyebilir miyim İngilizcemiz? Sorun şu. Döndükten sonra 3 sene geçti üzerinden ve ben hiç konuşmuyorum. 3 senedir konuşmuyorum İngilizce. Sıkıntı bu. Hani o arkadaşımla bağlantıyı koparmasam, konuşmaya devam etsem biraz daha düzelecek. Ve İngilizce'yle de pek ilgin alakalı. Evet, aynen öyle. İşte bilgisayar oyunu oynasan? Dizi izliyorum. Altyazı, İngilizce altyazılı dizileri izliyorum falan. Ya onu biraz geliştir ama ben bilgisayar oyunu kadar İngilizce geliştiren bir şey görmedim. Evet, keşke oynayabilsem. Oynayamıyorum. Vize için sizin adınıza yine şirket randevu alıyor. Belgelerinizi hazır bir şekilde size veriyorlar. Al şu dosyayı. Git diyorlar böyle. Pasaportunuzu çıkartıyorsunuz öncesinde. Benim vardı zaten pasaportum. O yüzden gerek duymadım, onunla uğraşmadım. Ama çok basit. Bir gün içerisinde çıkıyor pasaport ya. Başvuruyorsunuz. Benim öyle olmuştu yani. Herkes aynıymış diyor bilmiyorum ama. Pasaporta başvurdum. Öbür gün evime yolladılar. Bu kadar basit bir süreçti yani. Genelde 10 yıllık almak daha avantajlı oluyor ücret açısından pasaportu. Ya da 1 yıllık 2 yıllık da alabiliyorsunuz sanırım. Daha uygun onlar tabii ki. Vize mülakatına gittiğimde yine inanılmaz gerilmiştim. Çünkü mülakatta ki tekrar $160 vermek istemiyorum. Yeterince para verdim zaten. O yüzden üzülüyorum. Sabah 9'daydı randevum. Ben sabah 7'de oradaydım. Sarıyer'deydi. Değil mi? Sarıyer'deydi. Evet. Amerikan konsolosu. Yani İngiltere vize mülakatına gittiğimde o kadar samimi bir ortam vardı ki. Böyle şeydeydi zaten. Profil odaydı. Profilonun üst katında böyle. Gayet bana bilmiyorum. Ben öyle hissetmiştim. Masaya oturuyorsunuz böyle bir kadının karşısında. Ayrı bir bölmedesiniz. İnsanlar sizi görmüyor. Rahat rahat konuşuyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyordu. Ve gayet ilgileniyorlardı. Amerikan konsolosluğuna gittiğimde ise kocaman böyle askeri bölge gibi. Etrafı sarılı o şey kaldırımda bile duramıyorsunuz. Sizi karşıya yolluyorlar. Hiçbir şeyle gidemiyorsunuz. Üzerinizdeki her şeyi böyle karşıda kafeler var. Ya arkadaşınıza ya da o kafelere bırakıyorsunuz. Belli bir ücret ödeyerek.
tamamen bomboş bir şekilde insan olarak böyle yanınızda hiçbir şey olmadan giriyorsunuz içeri. Aranıyorsunuz falan böyle sıra halinde ve genelde böyle bilmiyorum ben böyle hissettim ama çok geren bir havası var çünkü size böyle sert davranıyorlar. Öyle yönlendirme falan yok da direkt hani şuraya geç, buraya yap. Askeri bir düzen vardı. O yüzden çok sinir bozucuydu bence. Askerler falan vardı kapıda zaten. O geriyor başta insanı. Askerler Türk müydü yabancı mı? Bilmiyorum, yabancı olabilirler. Çünkü girdikten sonra herkes yabancı gibi geldi bana oraya. O yüzden bilmiyorum. Şey oldu, içeri girdim. Belli bir ya sıra alıyorsunuz. Zaten yine bir aramadan geçiyorsunuz, bir şeyler oluyor. Çok da hatırlamıyorum tabii, 3 sene geçti. Sıra aldıktan sonra şey çok beni geldi. Mesela dediğim gibi İngiltere vizesini alırken ayrı bir bölmedesiniz. Rahat rahat tek başınıza görüşüyorsunuz. Ve genelde İngilizce çok iyi bilmeyenlerde şu sıkıntı olabilir. Başkaları size İngilizce konuşurken duyduğunda, bende bu çok oluyor. Özellikle Türklerse aman yanlışlarımı düzeltecekler, çok mu yanlış konuşuyorum diye çok fazla geliyorum. Ama direkt yabancıyla konuşuyorsam çok daha rahat oluyorum. Burada ise sıraya giriyorsunuz direkt şey gibi, bankadaki o vezneler gibi. Ayaktasınız. Böyle minik minik bölmeler ve arkada sürüyle insan oturuyor. Sıra bekliyorlar. Benim gibi öğrenci hepsi. Benden önceki kız tam böyle sıraya bekliyorum. Red aldı. Ve çok gerildim haliyle. Ki gayet iyi konuşuyordu bence. İngilizcem iyi olmadığı için bana iyi gibi geliyor. Ama kıza bir de zor sorular sormuşlar. Şey, ekonomiyle ilgili bir şey okuyordu kız. Türkiye'nin ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun falan sormuşlardı kıza. Ben de gerildim. Ev bana ne soracaklar, kesin vermeyecekler bize falan dedim. Neyse bana sıra geldi, girdim. Tatlı bir adamdı böyle. Adam bana şey dedi, baktı, ne okuyorsun dedi. Felsefe dedim. En sevdiğim filozof kim dedi. Buna çok saçma bir cevap verdim. Ama böyle herkesin aklına gelebilecek en basit filozofu söyledim. O ara aklıma saçma sapan bir filozof geldi. Böyle pek duyulmamış. İbni Miskevev geldi işte. Miskevev söyleyemiyorum onu. Onu dersem dedim şey, adam bana soracak belki de hani kim bu nedir falan diye. O yüzden en bilindik kişiyi söyleyeyim de Kant dedim. Saldı yani direkt aklıma geleni söyledim. Sonra adam iyi dedi. İngiltere'ye gitmişsin daha önce dedi. Evet dedim. Neden gittin dedi. İşte yaz okulu için dedim sanırım. Tamam dedi. Bu kadar. Başka hiçbir şey sormadı. Sanırım çok şanslıydım o konuda. Herhalde İngiltere vizesi alan kişilere daha kolay verme ihtimalleri var. Daha önce yurt dışına çıktıysanız daha kolay alma ihtimaliniz var. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Ama genelde Work and Travel öğrencilerine zaten rahat bir şekilde veriyor bize. Yalnız benim şöyle bir sıkıntım vardı. Bir belgem eksikti. Ve en önemli belgelerden biriydi. O belgenin adını hatırlamıyorum şu an ama burada çok büyük bir hata yaptı gerizekalı şirket. Yapmamaları gereken bir şeydi işte. O belgeyi koymamışlar içine. Ve adam bana dedi ki şu belgen eksik ama biz sana yine de vizeyi vereceğiz, merak etme. Sadece pasaportunu geri veriyorum. Normalde vermeyecekler dedi. Hani vizeyi veriyor olsalardı. Bu pasaportu al, belgeyle birlikte bize pasaportu PTT ile yolda dediler. Bana geri yollayacaklar vizeyi verdikten sonra ki dosyam eksik diye vize vermeyebilirlerdi. O yüzden çok büyük bir hata diyorum zaten. Sonra sevindim. Çıktım oradan. Çıktıktan sonra hemen görüştüm şirkette. Şirket de çok şaşırdı. Aa, nasıl o belgenin eksik falan. Ben de siz koymamışsınız belgeyi dedim. Onlar da bayağı gerildiler. Nasıl böyle bir hata yaptık diye. Sonra direkt PTT yoluyla o belgeyi yollayıp hallettim. Bir sıkıntı çıkmadı. Kısa sürede geldi zaten vizem. Vizeyi aldıktan sonra da böyle uçak macerasıyla birlikte böyle macera devam edeceğim bir dahaki videoda. Ama çok uzun olduğu için burada kesiyorum. Oldu mu? Oldu. Ondan sonraki videolarda nelerle karşılaşacağız? Evet, bundan sonraki videolarda işte uçağa bineceğim. Uçakta başıma neler geldi gerçekten. Oğlum, dünyanın. Ama olsun, ben söyleyeceğim. O kadar saçma sapan bir uçak yolculuğu geçirdim. Başka kimse herhalde o şekilde yolculuk yapmamıştır. Evet, onu da bir sonraki videoda anlatacağım. Bir sonraki videoda anlatacağım. Sonra oradaki işte Amerika'ya gittiğimde iş süreci nasıl oluyor, nasıl işliyor. Sonra gezi süreci nasıl oluyor, onu anlatırım ve geri dönüşü anlatırım. İki videoluk bir seri olur yani bu. Çok bir şey yapmış. İki videoluk olmadı ki, üç oluyor böyle. Bu birincisi, bir de ikinci video. Tamam, uçak, Amerika'daki hikayeler. Tamam, ikisi birlikte tamam ya. Bilmiyorum. Bakalım, videonun uzunluğuna göre karar veririz ona. Aynen. Tamam. Hoşçakalın. Bye-bye.